E-ticaret sitemizde ürünlere ek dosya eklemek ister misiniz? Ne demek istiyorum? Şöyle demek istiyorum. Belli başlı ürünler satıyorsunuz ama ürünlerin tekli kullanım kılavuzları ya da ürün özellikleri veya genel olarak aynı özellikler olan ürünler satıyorsunuz. Bunları bir tane pdf ile mesela bir pdf ya da bir tekst dosyası oluşturdunuz. hepsini de yayınlamak istiyorsunuz. Hepsinde aynı. Bunu içeriklerde de yapabilirsiniz aslında. İçeriklere de yazabilirsiniz ama o kadar uğraşmaya gerek yok aslında. Bir pdf ile ya da bir text ya da bir word dosyası, bir resim de olabilir bu, bir ses dosyası da olabilir, bir video da olabilir aslında. Düşünün, baya bir özellik var yani. Bunu yapıp her üründe de paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde ya da ürüne has kullanım kılavuzu olabilir ya da işte montaj kılavuzu olabilir ya da işte bir kitap, pdf kitap satıyorsunuz. Bunun kısa bir içeriğini bunları da paylaşabilirsiniz. E nasıl yapacağız? Bununla ilgili bir eklenti buldum. Ücretsiz bir eklenti. Tabi dezavantajları var. Biraz kısıtlı ama açık kısımlarıyla yani serbest kısımlarıyla kısımlarıyla bayağı işler yapılabiliyor. Denedim, test ettim. Göstereceğim şimdi zaten neler yapabiliyoruz diye. Eklentinin kurulumunu falan da yapacağız ama önce bir eklentinin şöyle neler yapmış göstereyim. Ondan sonra da kurulumuna geçeriz. Hadi bakalım. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. Burası WordPress sayfası. Geliştiricinin WordPress sayfası. Lütfen girin, bakın, inceleyin. Türkçe'ye de çevirin. istediğiniz dille de çevirin. Okuyun. inceleyin arkadaşlar. bayağı bilgi var. Türkçesi de WooCommerce için ürün eki. Sayfaların linkleri videonun açıklama kısmında oluyor zaten. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hemen eklenti bir gösterelim. Bakın. Eklenti kurdum tabii ki. Ayarlarını falan yaptıktan sonra alt taraftaki sekmelerde belgeler diye bir sekme açılıyor. Buraya ben işte telefonla ilgili mesela telefon kullanma kılavuzu olabilir. İşte ürün özellikleri olabilir. Bunu şimdi açıklama kısmında da yazabilirsiniz. Böyle bayağı bir tablo oluşturup yapabilirsiniz. Ama genel olarak paylaşacağınız bir şey varsa hepsinde telefonlarda mesela örnek olarak veriyorum bu başka ürün de olabilir. Burada belgeler kısmında oluşturabiliyorsunuz. Buradan da mesela ulaşabilirler. Kullanım kılavuzu var, ürünün özellikleri var. Artı işte kampanya reklamı diye bir şey yapmışım. Akıllı telefon efsane kasım indirimi. İndirebilir. Burada PDF datayı indirebilir. İsterse bilgisayarına, isterse de ayrı bir sekmede de açtırabilirsiniz. Bastıktan sonra böyle PDF. Neden PDF? Daha az yer kaplar hem hem de çoğu işlemden kurtarırsınız. Yani zamandan tasarruf edersiniz. Genel özellikleri olan. Her ürün için ayrı ayrı da oluşturabilirsiniz. İlla bütün ürünler için bir tane pdf değil. Her ürün için de oluşturabilirsiniz. Ne işe yarar müşteri memnuniyeti? Bir de satış arttırmaya da bir ektir aslında bu. Öyle düşünmek lazım. Ürünün özelliklerinde böyle bir alanı var zaten. Bakın eklediğiniz dosyalar buradan işte istediğiniz kadar her ürüne farklı farklı da ekleyebilirsiniz. Sipariş verdikten sonra da Mesela sipariş kısmında böyle bir alan açılıyor. Ürün ekleriyle ilgili. Ödeme yaptıktan sonra bu şekilde dosyalara gene bu şekilde ulaşılabiliyor. Bakın. Artı hesabında yani müşteri hesabında buradan da ulaşabiliyor arkadaşlar. Belgeler diye bir sekme geliyor. Buradan görünüme bastığı zaman gene o dosyalara ulaşabiliyor arkadaşlar. Bakın. Montajla ilgili bir çiziminiz vardır. Resimler vardır. Videolar vardır. Bunları mesela videoyu denemedim ama geliştiricinin sayfasında öyle yazıyor. Videoda eklenebiliyor diyor. Ses dosyası, video ses ekleniyor falan diyor. E, onu denemedim aslında. Denemek de lazımmış. Ama bu şekilde text ve resim, word dosyası falan bunları ekledim arkadaşlar. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da gene e-ticari sistemimizde eklenti kurup incelemesini kurulumunu incelemesini değil kurulumunu yapalım. Özelliklerini göstermeye başlayalım arkadaşlar. Hadi geçelim. E-ticaret sayfamıza geldik. Hemen eklentinin kurulumuna geçeceğiz. Geliştiricinin bir eklentisini önceki videolarımızda kurmuştuk. Hatırlarsınız Revenue Booster. Bolkomer satışlarını arttırmak için bu reklam hani sayfalarda reklam gösterme işte reklam değil aslında öneri. Ürün önerileri falan gösterme eklentisi vardı. Bayağı da güzel bir eklentiydi. Ücretsiz bir eklenti gene. E, bayağı da bir ilgi ve talep var. E, tavsiye ederim. Seyredin arkadaşlar. Karda linki koyacağım. Orada görebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Seyredin bence hemen eklentiler kısmına geldim yeni eklenti ekle diyorum arama kısmına eklentinin ismini yapıştırıp hemen bulalım. Eklenti kuracağım ve etkinleştireceğim ama hemen şunu söyleyeyim. Şu anki sürümü bir önceki sürümle devam ediyorlar. 6.5 miydi? Öyle bir şey arkadaşlar. O yüzden de hani kurabilirsiniz, kurmayabilirsiniz. En azından takipte kalabilirsiniz eklentiyi. Ben kurdum bir sıkıntı görmedim ama yakın zamanda güncellemesi gelir diye düşünüyorum. Hatta bir forumlarında da yazacağım bunu. Güncelleme gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu. Etkinleştireceğiz tabii ki bu şekilde bir karşılama sihirbazı, kurulum sihirbazı diyeyim karşılıyor sizi. Hemen devam edelim. Ona da devam ediyorum. Burada bir video var işte anlatıyor aslında ve bu kadar. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Direkt olarak zaten hemen ayarlar sekmesine geldik. Tabii ki İngilizce. Eklentinin çeviri dosyası var arkadaşlar. Çevirdim, yaptım. E, Türkçeleştirdim. Çoğu kısım gene yani büyük bir kısmı Türkçeleşti. Net anlaşılır şekilde kullanabilirsiniz. Çeviri dosyasını yüklemesine geçelim. Sistemimizin kontrol panelindeyiz. Hemen Loco Translate'e geçelim. Loco Translate eklentiler kısmına geliyorum. Eklentimizi bulalım tabii ki. Şuradan son değiştirme tarihinden öyle bir, bir, iki tıkla hemen zaten üstte geliyor bakın. Eklentiye girelim. Türkçe dil dosyası yok. Önce bir kalıbı düzenle diyelim. 376 falan gözüküyor ama bir bakalım. Eşitle diyelim. 5 yeni dizge eklendi. 45 kullanılmayan dizge kaldırıldı diyor. Kaydet diyelim. Tamam. Tekrar eklentiye geliyorum. Tabii ki ben önceden çevirdiğim için po yükle diyeceğim arkadaşlar. Po dosyası elimde mevcut. Po yükle diyorum. Burada önce loku klasör yolunu seçeceğim. Ondan sonra eğer çevrilmezse bunu her videoda söylüyorum zaten de çevrilmezse sistem sonra da geliştirici kısmına taşıyabilirsiniz dosyanızı. Po dosyamı bulacağım. Hemen oraya bir yükleyelim. Yetirdim şuraya. Şöyle yükle diyorum. Evet. Türkçe dizge geldi hemen bakalım eklentinin ayarlar kısmına geçelim gördüğünüz gibi eklentimiz Türkçe diline çevrildi. Şimdi eklenti ayarlarına bir geçelim. Aslında iki aşama var burada. Bir eklentide genel ayarlarını yaptıktan sonra ürünler eklediğiniz ürünlerde hali hazır olan ürünlerde yapabilirsiniz ya da yeni ekleyeceğiniz ürünlerde eğer bir belge ekleyecekseniz ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Şimdi birinci aşamada ilk önce ayarları yapacağız arkadaşlar. Eklentinin ayarları. Genel ayarlar diyor zaten. Toplu ek ayarlar. iki tane ayarı var zaten. Başka da ayarı yok. Önde ürün sayfası demiş. Ürün sekmesinde burada mesela göstermiştim belgeler hani üründe açıldığında ne almasını istiyorsunuz buraya belgeler diyeceğim kullanıcı rolüne dayalı ekran eki demiş mesela seçim yapabiliyorsunuz ne, kimlere gösterilmesini istiyorsanız o sekmenin o eklerin ek belgelerin seçebiliyorsunuz ama herkese gösterilmesin işte normal üyeye aboneye müşteri varsa müşteri olarak işte herkese gösterilmesini, misafirlere falan hepsini gösterebilir. bunların seçmeyeceksiniz ama yalnızca ben müşterileri göstermek istiyorum diyorsanız bu şekilde müşteri kısmını seçeceksiniz ya da işte admin müşteri işte misafir falan neyse kullanıcı rolünü. Sipariş ayrıntıları sayfa sekmesi başlığı. Buraya ek belgeler diyeceğim. Sipariş sistemi sayfasında ekleri göster. Evet göstersin. Şimdi anahtar şu şekilde olan sembolle bakın sarı böyle bir kilit var. Bunlar zaten ücretli sürümünde açılıyor. Biz ücretsiz sürümünü kullandığımız için bunlar da herhangi bir şey yapamıyor. E-postada göndermiyor arkadaş. Ücretli sürümünde gönderiyor onu. Videonun başında gösterdiğim gibi hesabım sekmesinde zaten görebiliyor. Ek dosyaları görebiliyor zaten. Bu şekilde bu burada bir hata var galiba. Burada çünkü şey diyor bakın yönetici sipariş ayrıntıları sayfası sekme. Yani siparişte baktığınızda başlık olarak Türkçe dil dosyasını çekiyor zaten. Ek olarak geçiyor ama bunu bir türlü bu değişmiyor arkadaşlar ek diye yazacağım bakalım belki benim lokalde mi sıkıntı var ama şu şekilde yazalım. Hesabım sayfasında göstersin, teşekkürler sayfasında göstersin. Yani siparişi yaptığı müşteri ödeme kısmı çıkacak, ödeme sayfası çıkıyor ya, oradaki ekranda göstersin. Eklerin sona isterseniz mesela bir tarihte verebiliyorsunuz. Şu şu tarihe kadar mesela belge gösterilir. Ondan sonra belge gösterilmez. Öyle bir seçenek de var. Güzel aslında. Mantıklı yapmışlar onu. Ekler in, eylemi indirme ya da görünüm yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ek eylemini indirme veya tarayıcıda görüntüle olarak ayarlayabilirsiniz. Görünüm olarak yaparsanız tarayıcı da açılır. Ek seçeneğini indirin. Her ikisi de diyorum. Bakın düğmeye göre indir. Bağlantı ile indir demiş. Her ikisini de seçtim ben. Ürün iki sekmesi varsayılan seçici olarak seçili olarak ayarla. Ürüne girdiği zaman alt taraftaki sekmelerde ilk önce açıklamalar kısmı var mesela. Ondan sonra ek bilgi, yorumlar, sonra ek belgeler diye gidiyor ya. Bunu mesela evet derseniz direkt olarak mesela ürüne girdiğinizde ek belgeler sekmesi açılır. Yani alt kısımda. İster isterseniz seçebilirsiniz. Boyutları göstersin en azından ne olduğunu indirecekse de ne kadar büyüklükte olduğunu görebilsin. Özel CSS ekleyebiliyorsunuz. Evet burada ekleyebilirsiniz. Kullandığı işte CSS başlığı yani kodları bu. Burada bunları özelleştirebilirsiniz. Hemen kaydedelim. O tarafta hemen kaydedelim. Değişiklikleri kaydetiyorum. Toplu eke bakalım şimdi. Toplu ekte Arkadaşlar buraya eklediğiniz dosya bütün mesela ürünlerde kullanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Bakın şimdi hemen örnek olarak yapalım. Yeni ekle diyorum. Ek dosya kullanım kılavuzu. Durum etkinleştirdim. Açıklama ürün kullanım kılavuzu diyeceğim. Bir tane dosya yükleyelim yeni pencerede açsın. Tüm ürünler bakın ücretli sürümünde seçebiliyorsunuz tabii ki hangi kategorilerde işte etiketlerde bilmem ne filan ama biz ne yapalım ücretsiz sürümünde tüm ürünlerde göstereceğiz. Yani genel bir kullanım kılavuzu şeklinde filan olabilir. Akıllı telefon kullanım kılavuzu. Buraya kampanya mesela bütün ürünlerde olan bir kampanya işte Kasım ayında efsane Kasım indirimleri filan ilgili bir resim olabilir bilmem ne video olabilir filan. Öyle bir şey ekleyebilirsiniz. Ek görünür sipariş ayrıntıları sayfası demiş. Tamam. Yalnızca oturma açmış kullanıcılar için göster demiş. Sipariş durumu mesela burada tamamlandı da hepsinde gösterilsin. Öyle bırakıyorum. Tarih verelim buna. Belirli bir tarih verelim. Mesela kasımın sonuna kadar olsun. Kaydettiyorum. Tamam. Bir tane kaydetti bu şekilde. Ayarlara bakalım. Burada geliştiricim bir videosu var. Gene eklenti anlatıyor. Burada da resimlerini koymuş zaten bakın böyle. Bu şekilde anlatmış bir resim bilgisi de var. Premium al demiş. Hakkında hızlı bilgi, mağaza eklentileri, destek, gönder, yardım demiş. Yani bildiğiniz başlıklar zaten. Ayarları aslında bu kadar arkadaşlar. Yani yapılacak başka bir şey yok ayarlarda. Bunu mesela bazı şeylerini değiştirebilirsiniz. Deneyip bakabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız ona göre şekillendirebilirsiniz eklenti. Ek yazmıştım. Yine bu şekilde İngilizce Çevrildi. Yani bu böyle sabit kalıyor ama bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi ürün sayfasına geçelim. WooCommerce'deki ürün sayfasına geçeceğiz. Orada bir tane ürüne bir uygulayalım bakalım. Bir belge ekleyelim falan. Ondan sonra testine bakarız. Ürünler kısmına geldim. Tüm ürünlerimiz hemen şu telefonda bir deneyelim mesela. Başlayalım burada. Ürün sayfasına girdik. En altta WooCommerce ürün eklentisi diye bakın bir sekme gelmiş zaten. Yeni ek ekle diyorum. Ek dosya işte bu ürünle ilgili ne olabilir ürün özellikleri diyorum açıklama yazabilirsiniz dosya yükleme bakın harici başka bir yerden alamıyoruz o da kilitli dosya yükleyeceğiz hemen bir dosya alalım. Bunu seçtik yeni pencerede açsın ürün sayfasında göstersin yalnızca oturumu açmış dedi yok yok sipariş durumu bilmem ne tamam bu şekilde ekle diyelim pardon ikinci bu ikinci oluyor bu şekilde ekledik dosyamızı bunu bir kaydedelim. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Buna da kampanya diyorum. Kampanya dosyayı yükleyelim gene Bakın, SVG Datay gördüğünüz gibi. Yeni pencere de açsın. Ürün sayfasında göstersin. Tamam, tamam, tamam. Bunu da yine bir tarih verelim. 30 boyanın sonuna kadar. Başka bir tane daha ekleyeceksek gene buradan yeni ekle diyebiliriz. Başka da bir şey eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Hatta bir tane daha ekleyeceğim. Efsane Kasım. Efsane Kasım indirimi diye bir tane dosya daha yükleyeceğim. Ben şimdi PDF olarak detaylar yüklüyorum ama siz farklı işte dediğim gibi resim olabilir, tekst olabilir, Word olabilir, ses dosyası olabilir ya da video dosyası olabilir filan. Bu şekilde seçenekler varmış geliştiricinin sayfasında söylüyor. Bunu da ekledikten sonra kaydedeceğim. Şimdi ürüne bir bakalım hemen. Belgeler, ürün özellikleri, kampanya, efsane kasım indirimi şeklinde. Bakın ürün özellikleri, kampanya, efsane kasım indirimleri. Ürün özellikleri, Evet 3 tane. Ha yani 3 tane yükledik zaten. Doğru. Şuna bir bakalım. İndir diyelim. Bakın başka bir sekmede burada bir resim üç işte tane. Hani indirimle ilgili bir şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz, edebilirsiniz. Efsane Kasım indirimine bir bakalım. Efsane Kasım indirimi, bilgiler şudur budur. Bu şekilde belgeler sekmesine geliyor. Şimdi hemen bir sipariş oluşturalım. Tamam aldık aldık aldık. Barışı onayla diyorum. Bakın ödeme yani teşekkür sayfası aslında burası. Ödeme sayfası bittikten sonra işte sipariş oluşturduktan sonra bir teşekkür sayfası. Burada bilgiler falan var ya siparişinizle ilgili. Buraya mesela ekliyor arkadaşlar. Bakın ek belgeler bilmem ne falan şudur budur. Hani eklediğimiz ürün özellikleri, kampanya bilmem ne, efsane Kasım indirimi falan. Ondan sonra Hesa hesabımıza geçelim. Siparişler. Bakın burada belgeler kısmında en son siparişimiz bu. Görünüme bir bakalım. Ek belgeler. Hepsi gelmiş. Ürün özel. Kampanya, efsane, kasım. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. YouTube yorumlarında bu eklentiyle ilgili, bu eklenti değil aslında da bu konuyla ilgili birkaç tane soru geldiğini hatırlıyorum arkadaşlar. Ürüne işte ek ne yapabiliriz diye filan. Aslında kanalda bir tane video var ama yalnızca o bu şekilde çalışmıyor. Onda da ek yapabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz da o genellikle işte üründe siparişe veren kişiye dosyayı gönderiyorsunuz. Bu şekilde genel olarak açmıyorsunuz. Yani bir dosyaları açma durumu yoktu. Onunla ilgili de karta yine koyarım bakarsınız arkadaşlar. Şöyle bir şeydi. Hani e-ticaret faturası e-fatura. E-faturayı mesela ekleyip müşteriye gönderme gibi bir şeydi yani. O dosya yüklüyordun. Öyle bir şey gönder. Aslında onda hani farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bunda genel olarak baktığınız zaman sekmelerde müşteri memnuniyet arttırma, sitenizin biraz daha markalaşmasını, hani bilgi verme, sıkça sorulan mesela bir dosyası oluşturabilirsiniz. Ürünle ilgili mesela gelen sorularla ilgili bir pdf oluşturup orada yayınlayabilirsiniz. Ne bileyim yani farklı şeylerde de kullanılabilir bence. Sitenize biraz daha hani artı katar, satışı arttırabilir en azından işin ciddiyetini gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Kullanılabilir bence ücretsiz. Biraz tabii ki kısıtlı ama gene de kullanılabilir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar bu eklentide. Bu videoda diyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Siz farklı eğer buna benzer eklentiler kullanıyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. En azından bir tartışmamız da olabilir. incelememiz de olabilir. Bununla ilgili bu tip eklentilerle ilgili inceleme yaptığım videoların oynatma sitesini buraya koyuyorum arkadaşlar. WooCommerce Commerce eklentileriyle ilgili bir sürü videom var kanalda. Lütfen inceleyin. İşinize yarayacak eklentiler muhakkak vardır. E, kullanabilirsiniz. Seyredip bakın arkadaşlar. inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.